Şahsı falan. He. Hepsi. Vallahi. Sülalesi. İşte sen Fenerli. Fenerli. Evet, burada Çivril'in Topça köyünden vatandaşlarımız var. Sünnet düğünü yapıyorlar burada işte. Hayvan var. Evet, selamun aleyküm. Nasılsın, iyi misin? Evet, bugün senin sünnet düğünü yapılıyor, öyle mi? Nasıl hissediyorsun kendini, mutlu musun? Peki, sünnetin gerçekleşti mi yoksa bu merasimden sonra mı gerçekleşecek? Gerçekleşti. Yapıldı yani, ha? Rahatsın yani. Geldi, ev. Pekala. Ben sana sağlık, mutluluk dolu günler diliyorum. Biz bunu internet sayfasında yayınlayacağız. Türkiye'ye neler söylemek istiyorsun? Türkiye'deki dostlarınıza, akrabalarınıza neler söylemek istiyorsun? Selam söylüyorsun. Peki hadi bakalım bir yer sanayalım. Pekala, teşekkür ederim, sağ olasın. Aldım. Evet, sen artık arkadaşına yardımcı ol yani. Kuzenim. Kuzenim mi oluyor? Pekala. Ya kedi kusuramadı, ben dedim çıkarayım. Anne! Sünnet düğünü dersin. Evet, şimdi onu siz söyleyeceksiniz. Onu söylüyor adam ya. Evet. Ne gerek var abi? Öyle mi? Selam hocam. Aleyküm selam hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olasınız. Burası Almanya'nın Weingarten şehri. Evet. Ben torunumu sünnet düğününe diyorum nasip olursa. Ne mutlu. 24-10 evet. 2009 evet. Senesinde nasip olursa bu millet oğlumuz, torunumun sünnet düğünü için toplanmışlar. Evet, sizin isminizi alalım hocam. Benim ismim Abdullah Ekrem. Abdullah Ekrem. 40 senedir Almanya'dayım. Memleketiniz? Memleket Denizli Çivril Tokça köyünden. Pekala, geleneklerimizi, göreneklerimizi buralarda yurt dışında da olsa canlandırıyorsunuz. Aynısını canlandırıyoruz, daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bak, Türk bayraklarının olsun, ne bileyim, Türkiye'yi temsil etmek için Almanlara karşı evet. Her görevimizi yapıyoruz. Evet. Onlar da memnun oluyor, alıştılar. Eskiden bizi biraz hor görüyorlar da ama şimdi alıştılar. Evet. Onlar da kenara çıkıp bizleri seyrediyorlar. Biz de böyle güzel adetlerimiz, güzel şeylerimizi Türkiye'yi temsil eder gibi burayı temsil ediyoruz. Ömrümüzün yarısı Almanya'da geçti. Tam 40 sene oldu. 1970 senesinde buraya geldim. Evet, emekli oldunuz mu? Yok, emekli olduğum yok daha. Daha 3-5 senem var. Yaşım 60. Evet. Nasip olursa 65 senesinde emekli olacağım. 67'ye çıkardılar Abdullah. Daha bana yok, bize yok abi. Bize yok, yok, bize yok. 67'ye çıktı ama. Yeni çalışacaklar onlar, yeni olacaklar. Bize yok. Pekala. Şimdi sizi izleyecek olan Türkiye'deki kardeşlerimize, Almanya içerisindeki kardeşlerimize neler söylemek istiyorsunuz? Vallahi bizi izlerse, bizi görürse, herkes de bu benim mutlu günümde burada görmelerini isterdim ama ne nasip ki onlara nasip olmadığı için hepsini candan gönüller, kalpten selamlarım yani. Pekala. Türkiye'dekinlere ve buradakinlere. Pekala, biz de teşekkür ediyoruz torununuza da. Uzun ömürler, sağlıklı sıhhat içerisinde yaşamlar diliyoruz. Ve inşallah size de bu küçük düğününü nasip ettiği gibi büyük düğünü de nasip eder inşallah. İnşallah. Görmeyi nasip eder inşallah. Göstermek nasip eder Cenab-ı Allah. Pekala. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de sizden teşekkür ederim. İyi günler, hayırlı işler. Buraya kadar gelip bize de bu katıldığın için size de memnun olur. İnşallah gelirseniz düğün salonuna bir yemeğimizi yemiş olursunuz. Nasip olur da. İnşallah. Uzak değil yani. 4 kilometre bir yerde. Bu akşam yolcuyuz. Öyle olmasa gelirdik. O zaman teşekkür ederim buraya daha gelip bize ilgi göstermeye katıldığınız için. Pekala, sağ olun. Geldiğinizde iyi günler. Allah'a ısmarladık. Sağ olun. Biz de sizi Baklan'a davet ediyoruz. Nasıl geldiğinizde olursa mutlaka yolumuz geçiyor orada denizde. Evet. Baklan Gökpınar Camisi İmam Hatibi. Öyle mi? Evet. Mustafa Şahin. Va. Mustafa Şahin ismimiz. Peki. Sen gidiyor musun Çalçı'ya? Nereye? Salona. Gidiyorum. Peki, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ne?
sizler neler hissediyorsunuz? Gurbette sünnet düğünü yapmak size ne anlam ifade ediyor? Valla ne diyeyim ki? Evet. Güzel bir soru valla. Evet. Bu bizim köyün site yöneticileri. Evet, onun için zaten. İnternette. Valla. Şimdi bir şeyler diye. Yani duygunuz nedir? Mutluluk duymuyor musunuz? Bir gurur duymuyor musunuz? Mutluluk var zaten var ama. Evet. Tabii Türkiye'de olsa, kendi vatanımızda olsa daha güzel ama gurbette yani. Ama burada da bu geleneği, göreneği canlandırmak, yürütmek. Bu da güzel bir şey bizim elimizde. Evet. Evet. Türkiye'ye neler söylemek istiyorsunuz? Tüm herkese selamlar, ne diyeyim. Özellikle selam gönderdiğiniz birisi var mı? Anne ve babama, kardeşlerime. Pekala, teşekkür ederim, ben sağ olun. Sağ olun. Evet. Efendim, siz selam göndermek ister misiniz? Ben bütün ailelere selam söylüyorum. Peki, isminiz nedir? Hayır. Peki, teşekkür ederim, sağ olun. Evet, var mı selam kelam? Yok mu? Yapmazlar mı içine? Sen atla buna ne yapmadın?